80'li 90'lı yıllarda siyasilerin aleyhinde e, eleştirel birçok tiyatro oyunu oynanır, kitaplar yazılırdı. Şimdi böyle bir şey yapmak imkansız. Bu durum hakkında ne düşünüyor? Eleştiriye tahammülsüzlük sadece iktidar tarafında da değil, muhalefette de var bana kalırsa demiş bir izleyicimiz. Kesinlikle. E, bu tahammülsüzlük ortamını nasıl e, görüyor? Valla yani 80'li 90'lı yıllarla kıyas kabul etmeyecek bir dönemin içerisindeyiz. Ben çocuktum o dönemler ama izliyordum yani işte zekimetin. E, kabarelerini izliyordum. İşte olacak o kadar skeçlerini izliyordum. Yani hepimizin diline dolanmıştı o e, meşhur Devletin skisi skeçleri falan. Yani bunlar yani <laughs> şu anda yapamazsın yani. Şu anda daha doğrusu yaparsın çekimi bitiremezsin yani. Anladım. <laughs> öyle bir anda Allah al, al falan yani öyle bir ortam. Bu tabii birazcık şey ee, dediğin gibi eleştiriye karşı tahammülsüzlük komediye karşı tahammülsüzlük Bu böyle bir şey başladı maalesef. Bu da bulaşıcı biraz. Hani herkese bulaşıyor. Bütün liderlere bulaşıyor bu. Böyle tek tek falan. O yüzden komedyenler açısından e, siyasi politik miza üzerine bir kariyer düşünüyorsa zor bir dönem. ya Ben düşünmedim hiçbir zaman. Siyaset dediği biliyor musun? Yani mesela kulüp başkanlarına da bunu yapamıyorsun. Hiç kimseye. Yapamıyor. İşte evet. Bulaşıcı abi. Yani bir mizah yaptığında evet. bir kulüp başkanına o camiamızı. ya niye? Evet. Adam mizahçı komedi. Yani bir şaka Suratlar yapıyor. Suratlar asılıyor bir kere. Evet. Tamam mı? Suratlar asılınca o bulaşıcı. Bir de böyle bir ee, genel bir jargon ağır abilik üzerine başladı. Her yerde. Anladın mı yani? yani kulüp başkanları da öyle. E, kulüp başkanı olmadan önce başka bir karakter. E, benim e, güleç yüzüyle konuşuyor. Hadi 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 hadi. hadi. Kulüp başkanı oluyor Böyle. Bir anda. Anlıyor musun? Nasıl bir değişim bu ya? Herkes böyle bir ağır abi oluyor. Aa canım biz her yerdeyiz. Asarız da keseriz de görürüz, indiririz. Tepkimiz farklı olur filan. Yani bu biraz bulaşıcı bir jargon. O her alana bulaştı. Öyle olunca gülmek ve böyle o hoşgörü ve şey azaldı tabii haliyle. Yani bu doğal bir süreç. O yüzden hani Buradan benim buna bu bir reçetem yolu... yok. Çıkış hmm. yolum yok. Kafaların değişmesi lazım. Oysa Daha... mizah siyasette hele ne kadar toplumu rahatlatan bir şey değil mi? Evet. Yani gülerek bir şeyler eleştirmek kadar güzel bir şey var mı? Gülüyorsun. Evet hakikaten böyle diyorsun izleyip gülüyorsun. Ve yani bir eleştiri oluyor. Aslında bir nevi e, sübap görevi de görüyor. Yani hani böyle düdüklü tencerenin düdüğü gibi o buharı çıkaracaksın ki o patlamasın o tencere yani. Anlatabiliyor Şeyi muyum? Şey hatırlıyor musun? Bizim çocukluğumuzda Allah rahmet etsin Erdal İnönü vardı. Evet. Plastik şovlar vardı ya abi, hatırlıyor musun? onu hep işte Plastik Şov'da Erdal İnönü skeçleri yapılırdı. Ondan sonra da bazılarını o, Erdal şey, Bey mesaj gönderdi falan. Evet, evet. Haberlerde çıkardı işte tabii, tabii. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü Plastik Şova teşekkür etti. ne falan diye. Abi gidip en önden izlerlerdi kendilerini eleştirdikleri oyunları, kendileri üzerine skeçler olan, taklitler olan oyunları gidip en önden izlerlerdi. Süleyman Demirel de yaptı, Turgut Özal da de yaptı. Ee, dediğin gibi Erdal önü de yaptı ki en fazla dalga geçilendi Erdal İnönü. Evet gibi. en çok da onunla dalga evet. geçilirdi değil Hatırlıyorsun mi? Hatırlıyorsun değil mi işte evde hanımı demiş fare geliyor ben kedi miyim demiş. falan Hatırlıyor musun onları? Hatırlamaz mıyım? Ş sosyal, sosyal, ben kedi miyim dedim. Oo, sosyal medyada evet, şey dolaşıyor. Bir karikatür dergisi kapağı dolaşıyor. Evet. Dönemin siyasi liderlerini böyle dansöz gibi çizmiş biri. Evet abi. Çarşaf galiba yanlış mı hatırlıyorum? Ya gır gır vardı abi. Etrafında böyle Turgut Özal'ın minik kafası Tabii, vardı. Tabii minik ki. kafası vardı. Ya inanılmaz şeylerdi yani. Çok daha hoşgörülüydü her şey. Çok daha sakin de insanlar. Bırak siyasetçi yani herhangi birini öyle çizsen falan <laughs> davaya gidemezsin herhalde evet. yani. Gerginliğe gerek yok. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. İnsanlar farklı düşüncelerini gerçekten aynı masada oturup konuşarak anlatabilirler. Ben farklı bir düşüncedeyim, sen de öyle bir düşüncedesin. Yani bunun da bunun ya ne yapalım? Böyleyiz. Ama biz bunun için kavga etmek zorunda değiliz. Veya ben etrafımdaki insanları veya beni destekleyenleri kendi yanıma çekmek için başka birini ezmek zorunda değilim abi. Anlatabiliyor muyum? Bu anlayıştan çıkmak e, önemli olan. İnşallah ülkece bundan çıkabiliriz. İnsanlar birbirine daha saygıyla ve böyle e, güzel bir uslupla yaklaşıp fikirlerini çarpıştırabilirler. Sonuçta herkes bu ülke için bir şey yapıyorsa samimiyetle değil mi? Burada başka bir beis aramamak lazım. Her şeye rağmen umudu var mıymış? Sorar mısınız? Yoksa kendi kendine umut mu yaratmaya çalışıyormuş? Umut derken yani yaşadığın ülkeyle ilgili bir şikayet ettiğin konularla ki ya, ilgili ne dedim, yani umutsuz o umutsuzluk e, benim için e, herhangi bir konu başlığı değil. Yani öyle bir şey söz konusu olmaz. Ne nerede bir hayat var? Nerede bir gençlik var? Nerede yeni yeni e, yeni dünyalar yeni kalpler yeni vicdanlar yeni beyinler geliyor ki bizim ülkemizde bu çok kuvvetli orada her zaman iyiye güzele doğruya mutlaka bir şekilde gidiş olacaktır yani mutlaka mutlaka zaten bunu kendi e, bakmayın Siz o televizyonlarda sürekli gördüğümüz siyasi kavgalara işte polemiklere politik çekişmelere halkın kendi tabanında böyle bir şey yok zaten yani sokakta insanlar e, Birbirine nefretle bakmıyor. Hiçbir zaman bakmadı yani. Belirli gruplar için söylüyorum. Tabii ki böyle itiş kakışa itilen, anladın mı? Böyle siyasi görüşe itilen insanlar her zaman vardır. Ama toplumun genelinde bu yok. Herkes hoşgörüldür. Türkiye hoşgörülü bir memleket. İnsanlar birbirini seviyor burada. Ee, saygı da öğrenirsek hiçbir sıkıntı kalmayacak. Ee, Şahan Bey'in e, hayata dair bakış açısını ve görüşünün bir anda değiştiğini, rüzgarla beraber değiştiğini düşünüyorum demiş biri. Özellikle çok uzun bir soru bu da ben sana bunu soracağım. Gerçekten rüzgarla birlikte mi değiştin? Yani Türkiye'de bir e, siyasi şeyin, e, iklimin o değiştiğini, değiştiğini mi, mi? fark de döndün? Yok. Daha önceden başka türlü mü düşünüyordun? Görüş görüş ben hiçbir zaman bir siyasi iklimin e, rüzgarına girmedim zaten. hani Hiçbir zaman bir siyasi iklimin rüzgarına da gitmeye ihtiyacım olmadı zaten. Yani devlet ihalesi almadığım için, herhangi bir hani belediyede gösteri yapmadığım için veya herhangi bir kurumla bir bağlantım olmadığı için benim bir siyasi iklime girmemin bir manası yok. İnsanlar böyle düşünürlerse daha net algılayabilirler. Beni kimse fonlayamaz da Allah'a şükür. Fonlanacak biri varsa ben fonlayayım <laughs> ama ama beni fonlayamazlar yani. Onu da geçtik. E şimdi ben insan olarak duruyorum. Şimdi mesela e, zannediyorum bu şeyden kaynaklanıyor işte o... E, kahvaltıya katıldı. Ee, işte efendim bir belgesele katıldı falan öyle şeyler hmm. çıkıyor ya işte Ustanın Yolu belgeselinde konuştu. Hmm. Şimdi ben o dönem bir e, yapımcı tarafından bizim menajerlerimiz arandı. E, ve dendi ki böyle bir belgesel çekilecek. Bu belgeselde işte Cumhurbaşkanı'na e, Cumhurbaşkanı Başbakan'dı o zaman. Başbakanla bir anısı olan hmm. ünlüleri alıyoruz. Benim bir anım yok dedim ben. Sen de dedin ya bir anı sen YouTube için yapıyor Sana da dedim ya yok diye bir anım yok hakikaten. Senin yani. gerçekten anın yok. Benim yok. anım olmuyor abi. Çok fazla <laughs> benim kafamda böyle ah be falan dediğim bir anım yok. Benim bir anım yok dedim. Ama işte Acun Bey geliyor. Fatih Bey bir şey terim bir şey anlatıyor. Siz de ya valla ben, ben dedim zaten bir kere görüştüm. Kahvaltıda o da beni görünce ne haber tombişim dedi bana. Benim de garibime gitti şimdi. İlk Sayın tanıştım. Cumhurbaşkanı sana öyle dedi. Evet. İlk tanışmamızda ne haber Tom Bişim der misin sen ilk tanıştığın birine? Bana da garip geldi. Ben derim. Ben ya. de iyiyim siz nasılsınız dedim. Yani cevap olarak Tom olarak öyle cevap verdim. <laughs> şimdi bu anı yani bunu bu var dedim ben. İyi bunu anlatır mısınız? İyi anlatalım dedim. Ben anlattım abi bunu. Aradan 8 ay geçti. Gezi oldu. Hmm. Ve bunun montajını Gezi'den 4 ay sonra yayınladılar abi. Hmm. Anladın mı şimdi? Yani. Sen bir anda yandaş şahın oldun. Ha. Ben bir anda işte gezi üstüne böyle ustanın yoluna çıkıp böyle bir şey. Halbuki amacı o değildi. Manası da o değildi. Öyle bir şey isteseler de yapmam zaten. Yani birini öv deseler bana illa bu başbakan için değil. Herhangi bir parti liderini öv dese övmem niye öveyim yani? Sen över misin abi? Yok ben... Ya övmezsin yani durduk yere. Hayır herhangi bir şeyle de övmezsin yani. Öyle bir Öyle insanlar değiliz. Ama bu böyle elan i̇şte, Ya şimdi şöyle Ömer öv ya, şey ya, iyi bir şey yapmışsa durduk yere Sen zaten. de mesela yazıyorsun, biz de yazıyoruz evet, abi. Tabi de şimdi durduk, durduk yere, yere diyoruz yani. zaten. Durduk yere niye ben şimdi bugün e, başbakan övesim var ya. Çağırın kameraları falan olur mu abi böyle bir şey yani? Oluyor da o yüzden Oluyordu. ama. Oluyordu ama bizde olmaz yani. Bizde olmaz ya. Bizim Tabii. gibi insanlar da olmaz. Ee, buradan yola çıkarak buradan sen Buradan yola çıkarak işte sen o zaman yandaştın şimdi rüzgar döndü. Ya ben hiçbir yerde durmuyorum. Ne kahvaltısına gittin sen burada ben onu hatırlamıyorum. Abi herkes gitti işte bu bütün o sanatçıları kahvaltısı vardı ya ha, bu, bu sanatçıların tamam. kahvaltısı. şey zamanı Sayın Cumhurbaşkanının başbakanlığı zamanı. Evet. Tamam, Bizim Çok eski bu. Fotoğrafımız var abi işte Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, ben, Ata Demirer. Hepimiz oradaydık yani. Hepimiz oradaydık arkadaşlar yani Herkes gitti yani. Herkesin gittiği bir kahvaltı. Daha önce de ben hiçbir kahvaltıya çağrılmamıştım bu arada. O kahvaltıda bir şey olmadı mı? hani tombişim falan demedim sana. Yok işte orada dedi bana. Ha bu sonrası değil. Değil değil. Orada bana ne haber tombişim dedi. Aslında ben, tatlı bir şey ha. Evet ben de bunu anlattım. Öyle dedi diye kahvaltı da edemedim ben. Şimdi ben, ben de linç yerim biliyor musun? Yani, tatlı bir şey dedi diye. Hayır tombişim dedi ya. Kasıldım kahvaltı da edemedim. <laughs> tombişim diye. Evet. Yemeyeyim diye yanımda da atı oturuyor. <laughs> Anladın mı? Diyor ki bana salamı yiyeceksin ne? Al dedim al ye salamı ne istiyorsan Al. al. Al salamı. Ona salam veriyor. Böyle bir ortam. Böyle bir masa da inanılmaz. Ya kimler var? Şey falan var. Ee, yani aklına gelecek herkes Bu var. Bu arada Cumhurbaşkanı da tombişim çok yaramış. Bayağı kilo vermiş insan. Evet abi. verdi. Ata da bayağı verdi. Evet. O kahvaltıdan sonra mı <laughs> acaba siz nasıl o içlendiyseniz bize, yani. Bizim abi içimiz öyle bir oturmuş ki <laughs> psikolojimizi bozmuş. <laughs> Yok vallahi ama ben evet ben 5. E, filmin çekiminden sonra bir böyle ciddi bir diyete girdim. İşte ketojenik diyet dedikleri dedi. hmm. onu deneyeyim dedi. Ben de çok işe yaradı. Ee, bir 30-32 kilo falan var. Ama çok sağlıklı bu, bu olmuş. Bu almış iyi olmuş. halim bu arada. Öyle mi? Evet. Bir hmm. 12 kilo geri aldım yani bu pandemide. Ee, sürekli otur evde ekmek yap ye. Öyle. Oh. Yani soruya dönersek ben hiçbir insanın, hiçbir politik şeyin ne e, CHP, ne AKP, ne MHP, ne İYİ Parti, ne aklına gelecek bütün partiler ise hiçbirinin rüzgarında değilim abi. Olmak da istemem.